sana. Optik koherans tomografi bildiğimiz gibi kullanıma ilk girdiği anlardan itibaren invaziv olmayan optik biyopsi olarak biliniyor. Çünkü hep bize histolojik kesitlere benzer görüntüler sağlıyor. Ama yine biliyoruz ki buradaki görüntünün özelliği boya tutmak değil, histolojik kesitlerde olduğu gibi ışığın, lazer ışığın geri yansıma özelliği. Burada da dokunun yansıtıcılık özelliğini belirleyen hücre yapısı, protein ve su içeriğinin yanı sıra esas olarak da lazer ışığında olan oryantasyonu. Lazer ışığına, lazer kaynağına paralel yerleşim gösteren dokular da yansıtıcılık daha az olurken, yani hiporeflektif görünürken, dik yerleşim gösteren sinir lifi tabakası gibi dokularda da yansıtıcılık çok daha yüksek. Bu nedenle bunları da hiperreflektif olarak değerlendiriyoruz. Normal bir retinayı nasıl gördüğümüze bakacak olursak, normal retinada artık yeni teknolojiler sayesinde retina önündeki bazı dokuları da görebiliyoruz. Bu şekilde de gördüğümüz gibi vitreosu su içeriği yoğun olduğu için hiporeflektif olarak görüyoruz. Ama homojen bir hiporeflektivite değil bu. Ve artık vitreos içerisinde anatomik olarak bildiğimiz piramaküler bursa, peripapiller bursa gibi hiporeflektif boşlukları da yıldızlardan seçilebildiği gibi görüntülerde tespit etmek mümkün hale geldi. Arka iyoniyet normalde görebildiğimiz bir doku değil. Ancak ayrılmaya başladığında retina önünde hemen ufak kalkıklıklar gösteren hiperreflektif çizgileri, tabakaları görebiliyoruz. Ama normal ayrılma göstermediği olguları da göremeyebiliriz. İç limitan membran en üstteki yüzeydeki tabakamız yine normal bireylerde görülmüyor ama genç bireylerde tam foveada okla görüyorsunuz. Lazer ışığına dik geldiği pozisyonda ufak bir hiperreflektif nokta olarak tespit etmek mümkün. Bunu bazı görüntülerde rastlayabiliyoruz. İç limitan membran altında yer alan sinir lifi tabakası lazer ışığına tamamen dik olarak yerleştiği için, yani retina yüzeyine paralel seyrediyor. Bu nedenle reflektivitesi görüntülerdeki en yüksek doku ve optik sinire doğru gittiğimizde bunun kalınlaştığını görüyoruz. Bu aslında fundus fotoğrafını görmediğimiz ya da optik siniri görmediğimiz görüntülerde görüntünün hangi göze ait olduğunu anlamamıza da bize yardımcı oluyor. Hemen altındaki retinal arterleri artık anjiyografilerle görüntülesek de normal OCT'lerde hiperreflektif olarak görüyoruz ve altlarında bir gölgelenme koridorunun yerleştiğini görebiliriz. Sinir lifi altındaki ganglion hücre ve iç plexiform tabakalar hiperreflekten görüntüde ve bunlar tam foveada bittiğini görüyoruz. Tam foveadan itibaren üçgen şeklinde başlıyorlar. İç plexiform tabakanın reflektivitesi biraz daha yüksek ve altındaki iç nükleer tabakaya doğru ufak düzensizlikler gösteriyor. Çünkü iç nükleer tabakada çok farklı yapıda nükleoslar var, farklı hücrelere ait. Bu nedenle fırçamsı bir hiporeflektivite görüyoruz burada. Çünkü nükleoslarda yansıtıcılık paralel yerleştikleri için nükleoslar yansıtıcılık fazla olmuyor. Bu nedenle hiporeflektan. Ve iç nükleos tabakasının hemen altında dış plexiforma baktığımızda yine benzer şekilde hücrelerin boyutunun farklılığı nedeniyle dış plexiform tabakayı hiperreflekten olduğu halde ufak daha hiperreflektif noktalar görebiliyoruz. Hemen bunun altındaki dış nükleer tabaka ise en kalın hiporreflektan tabakamız OCT görüntülerimizde. Aslında olduğundan da kalın görüyoruz. Çünkü iç plexiform tabakanın bildiğimiz gibi foveaya yakın kısmında henlef sinir lifleri var. Bu henlef liflerinin oryantasyonu nedeniyle hiporreflektan görünüyorlar. Çoğu görüntüde çok fark edemeyebiliriz ya da dikkatli baktığımızda hafif foveaya yakın bir hiporreflektif bölge seçebiliriz. Bu nedenle dış nükleer tabaka olduğundan daha geniş bir hiporeflektif zon gibi görünebilir. Ama bazı patolojilerde henle liflerinin oryantasyonunu değiştirdiğinde bu patolojiler, işte druzen, pigment epitel dekomanı ya da subretinal sıvılarda henle liflerini hiperreflektan olarak seçmek mümkün. Bu olgularda daha plexiform tabakanın daha kalınlaştığını görüyoruz. Bu dış nükleer tabakanın altındaki dört hiperreflektif zonumuz en çok ne olduğu tartışılan ya da isimlendirmesi değişen dokular diyebiliriz. Bunlardan ilki dış limitan membran bildiğimiz gibi. Ancak bunun altında yer alan dokularda fotoreseptörlerin anatomik yapısını tekrar hatırlamak gerekiyor. İç limitan membranın altında fotoreseptörlerde miyoid kısım var, organellerin olduğu. Burada mitokondriler daha düşük yoğunlukta, o yüzden hiporeflektan görünüyor.
Hemen altındaki hiperreflektif tabakamız ise isos bandı olarak uzun süre anıldı ama daha sonraları bu bandın gerçekte bu bileşkenin bu kadar yoğun hiperreflektif kalın olmadığı ileri sürüldü ve bunun fotoreseptör yapısındaki mitokondriden zengin elipsoid bölgeye ait olduğu kabul edildi, kabul gördü. Hemen altında ise fotoreseptörlerin artık dış segmentlerini görüyoruz. Onun altında pigment epitel interdijitasyonlarını ve daha altında da pigment epitel buruf membran kompleksini görmek mümkün. Artık kompleks olarak adlandırıyoruz ve buruf membranını sadece pigment epitel dekolmanlarında görebiliyoruz. Bu iki tabaka arasında henüz halen isimlendirmesi tartışılan bir tabakamız var. Pigment epitel sitoplazması olduğu düşünülüyor. Daha derin tabakaları da artık yeni görüntülerde görebiliyoruz. Hemen pigment epitel altında hiporeflektan, koriokapillaris ve Settler ve Heller tabakalarını ve en altta da hiperreflektan koroid sklera bileşkesini görüntülemek mümkün. Ve unutmamamız gerekiyor ki patolojiyi bilebilmemiz için önce normali bilmemiz gerekiyor. O yüzden Uluslararası Konsensus Grubu'nun bu terminolojisini her OCT görüntüsünü değerlendirirken zihnimizden çıkarmamamızı diliyorum.